Evet arkadaşlar merhaba. Üçüncü videomuz, permütasyonun üçüncü videosuyla birlikteyiz. İlk iki videoda permütasyonun formülünden bile bahsedemedik. Çünkü genel çarpım kurallarının soruları oldukça yer tuttu. Şimdi formülümüzü tanımına bakıp işte pratiğini yapmaya başlayalım. Sorular üzerinde permütasyonu tanımlayalım. N'in R'li permütasyonu eşittir N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Şimdi bu ne demek? Örnek üzerinde başlarsak, işte 7'nin ikili permütasyonu. Formüle göre gidersek 7 faktöriyel bölü 7 eksi 2, yani 5 faktöriyel. Şimdi 7'yi geriye doğru açtık. 5, 4, 3 diye gidiyor. O zaman bundan öncekine 5 faktöriyel deyip paydadaki 5 faktöriyelleri götürürsek, şimdi sonuca dikkat edelim, 7 çarpı 6. Şimdi bu ne anlama geliyor o halde? 7 çarpı 6. 7'den geriye doğru 2 çarpan yazdık. 7'nin ikilisi. O zaman bu 2 ile şuradaki 2 çarpanın bir anlamı olmalı. 7'nin üçlü permütasyonuna baktığımızda pekiştirmek için. Formüle bakarsak pardon 7 faktöriyel diyelim buraya. Bölü 7 eksi 3 faktöriyel yani 4 faktöriyel. Ve bunu sade hale getirelim. Geriye doğru açarken 4'ten sonrasını yazmayalım arkadaşlar. 4 faktöriyel yazalım. Bölü 4 faktöriyeller sadeleşsin. Sonuca bakalım. 7 çarpı 6 çarpı 5. Yan yana 3 tane çarpan var. O halde şuradaki 3 ile bu 3 adet çarpanın bir alakası, bir bağlantısı var demek ki. Bir öncekinde de 2 tane vardı ve burası 2 idi. Demek ki bundan sonra formülü direkt kullanmak yerine sonuca odaklanabiliriz. Yani direkt şurayı yazabiliriz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde buradan direkt buraya ulaşabiliriz. Yani 8'in ikili permütasyonu eşittir. O zaman 2 adım, 2 çarpan. 8'den başlayacağız ve geriye doğru 2 çarpan yapacağız. Yani 8 çarpı 7. Bu bundan sonraki bütün permütasyonlarda kullanabileceğimiz bir pratik olacak. 9'un üçlü permütasyonu. 9'dan geriye doğru 3 adım yazalım. 1, 2 ve 3. 9 çarpı 8 çarpı 7. Pratiğimiz bu. Formülü tam anlamıyla hiçbir zaman kullanmayacağız. Direkt sonuca odaklanacağız. Pekala. Bilinmeyenle bir ifade olsun arkadaşlar. Örneğin N'in ikili permütasyonu. Şimdi burada yaptığımız mantığın aynısını buraya taşıyalım. 8'den başlayıp 2 çarpan yazdık. Burası 2 olduğu için. O zaman burada da n'den başlayıp geriye doğru 2 çarpan yapacağız. Yani n çarpı n eksi 1. Birinci çarpan, bu da ikinci çarpan. Bunları soru gördükçe pekiştirmeye çalışacağız. Peki hemen burada bir n faktöriyel var. Yani n'in n'li sıralaması, n tane elemanın n'li sıralaması, 4 elemanın dörtlü sıralanışı. Şimdi 4'ten başlayacağız. Geriye 4 adım çarpan yazacağız. 4 tane çarpan yazacağız. 1, 2, 3 ve 4. Aslında bu 4 faktöriyel olduğunu biliyoruz. Demek ki bu formülde genelleme yaparsak n'in n'li permütasyonlarına n faktöriyel, 4'ün 4'lüsü 4 faktöriyel. 3'ün 3'lü sıralanışı 3 faktöriyel. Ve en çok kullanacağımız tabirlerden biri 4 kişi yan yana değişik şekilde pozlar veriyor, fotoğraf çektiriyor. Kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir? 4'ün dörtlü sıralaması anlamına geliyor. Yani n'in n'li sıralaması. Bu da 4 faktöriyel. Örneğin 3 kişi yan yana bir sırada kaç farklı şekilde oturabilir? Yerlerini değiştirerek oturacaklar. Dolayısıyla 3 faktöriyel. 3 faktöriyel de 6'dır. Bunu somutlaştıralım. A, B, C olsun. Bunlar 3 tane öğrenci sırada oturuyorlar. O zaman A baştayken C ile B'yi yer değiştirebilir. Başa B geçtiğinde A, C ya da başta B varken C, A olabilir. C'yi başa aldığımızda A, B ya da C'yi başa aldığımızda B, A olabilir. Gördüğünüz gibi A başta, B ya da C başta olduğu tüm durumları sıraladık. 6 tane durum saydık. Bu 3 kişinin yan yana farklı sıralanışıdır. Yani 3 faktöriyel. O da 6'ya eşittir arkadaşlar. Evet, konunun özü bu. Şimdi bu şekilde sorulara yaklaşıp çözmeye çalışacağız. İlk sorumuz şu. 7 kişiden 3'ü yan yana duran 3 farklı koltuğa kaç farklı şekilde sıralanır? 7 tane koltuk olsun. 3 kişiyi buraya yerleştirelim. A, B, C. Böyle yerleştirebiliriz. Ama A buradayken
C ve B de olabilir. B buraya otururken A ve C de buraya oturabilir. Dolayısıyla bir sürü durum var. Başka şöyle de olabilir. A burada, B burada, C burada olabilir. Bu durumda da A buradayken C, B yer değiştirebilir, yer değiştirebilir. B buradayken A, C olabilir. Yani üç kişiyi dilediğimiz gibi sıralamaktan bahsediyoruz. Herhangi üç tane boşluğa koyup o üç kişiyi yan yana sıralamak. Yedi boşluk var. Üç kişiyi sadece birer boşluğa yerleştirip bırakmıyoruz. Yerlerini değiştirerek farklı şekilde oturmalarını istiyoruz. Yani bu kadar cümlenin sonucunda çıkan sonuç mana şu. Yediyi üçlü şekilde sıralamak. Bu da yedinin üçlü sıralaması, permütasyonu. Bunu kombinasyon geldiğinde tekrar söyleyeceğiz ama sıralamanın var olduğunu hissettiğimiz anda permütasyon lafını kullanacağız. Zaten permütasyonun Türkçe mealine sıralama diyebiliriz arkadaşlar. 7'nin üçlü permütasyonunu hesaplıyoruz. 7 çarpı 6 çarpı 5. 3 adım yaptık ve 210 tane durum söz konusu. Düşünsenize 7 kişi 3 koltuğa sıralamak istediğinizi düşünün günlük hayatta. 210 farklı alternatif herhalde millet kaçar yani oturma sıralamasını dinlemeden kaçar. Ama bakın ne yapıyoruz? Kaç durum olduğunu tek tek denemeden yerine yani toplayarak işte bu böyle olabilir ya da böyle olabilir ya da böyle olabilirin cevabını birinci bölümdeki videolardan hatırlayalım. Genel çarpım kuralı aslında durum sayılarını çarparak permütasyonun başlangıcında genel çarpım kuralı var. Sorularımız oradan gelmişti. Çarpma işlemi yaparak o ayrı ayrı durumları toplamayı kısa yoldan gerçekleştirmiş oluyoruz. Diğer sorumuz 4 kişilik bir aile yan yana kaç farklı şekilde sıralanır? Bunu hemen cevaplayabiliriz arkadaşlar. 4'ün 4'lü sıralaması. Ama biz bunu genelledik dedik ki 4 faktöriyel. O halde 4 çarpı 3 çarpı 2 yani 24 durum olmalıdır. Evet, sıradaki videomuzla devam edelim. Evet, üçüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şekilde taralı olmayan karenin içine A, B, C, D, E harfleri kaç farklı biçimde yerleştirilir? Taralı olmayan karenin içine. Şimdi şuraya A, B, C, D ve E'yi yerleştireceğiz. Örneğin buraya A'yı koyalım. Buraya B'yi, buraya C, buraya D, buraya E koyduk. Örneğin vazgeçtim. Buraya A koydum ama ben buraya E koymak istiyorum. O zaman B'yi buraya koyacağım. Veya D'yi, yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu 5 tane kare var elimizde. Ve 5 tane de harfimiz var. İstediğimiz gibi yerleştiriyoruz. O zaman soru aslında şöyle olmuyor. 5 kişiyi kaç farklı şekilde fotoğraf çekersiniz gibi bir soru olmuyor mu? Yani onların tek tek yerlerini değiştirmek istiyorsunuz. Çıkan sonuç 5'in 5'li sıralaması. Yani cevap direkt 5 faktöriyeldir. N faktöriyel kural olarak vermiştik. Bu da 120 sayısına eşittir. Diğer sorumuz arkadaşlar. Anne baba 5 çocuktan oluşan bir aile birlikte yan yana diziliyorlarmış. Her seferinde anne ve baba bir arada olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilirler? Anne ve baba yan yana olmak şartıyla. İşte yeni durumumuz bu. Eğer iki kişinin arasına kimsenin girmesini istemiyorsanız sıralama yaparken Ç1, Ç2, Ç3. O halde buradaki çocuklar yer değiştirebilir. Ama anne ile babanın arasına çocuğun girmesini istemiyorsanız bunları bağlayarak bir kişi gibi düşünüyorsunuz. Burada da bir kişi var, burada da bir kişi, burada da bir kişi. Aslında toplam kişi sayısı şu anda 5 değil. Anne ve babayı bağladığımız için aslında 4 kişiden bahsediyoruz. Peki arkadaşlar 4 kişiyi kaç farklı şekilde sıralarsınız dersen 4'ün 4'lüsü yani 4 faktöriyeli genellememiz gerekiyor artık. Ama her yaptığımız bu dörtlü sıralamada sadece ve anne baba İşte kendi arasında bir yer değiştirerek BA ile başlayan yeni bir sıralama görünebilir. O zaman yapılan her dörtlü sıralamanın bir tane daha akabinde bir tane daha yeni bir sıralama çıkacaktır. Örnek A, B, Ç1, Ç2, Ç3. Bu bir sıralama arkadaşlar. Bakın şimdi Ç1 dursun. Buraya BA yazalım. Ç2, Ç3. Totalde şurayı tek bir kişi gibi düşünürseniz aslında aynı sıralama gibi duruyor. Ama anne baba kendi arasında yer değiştirir için bu farklı yeni bir sıralamadır. Dolayısıyla bunları biz birer kişi düşünerek ne yapmıştık? 4 kişiyi yer değiştirmiştik. 4 faktöriyel. Ama her 4 faktöriyelde anne babadan kaynaklı yeni bir durum söz konusu. İki kişi kendi arasında yer değiştirmesi kaç farklı şekilde yer değiştirebilir?
4. O halde konunun en başına geri dönersek, elde ettiğimiz 4 kişiyi yer değiştiriyoruz. Ama anne baba 2 kişinin kendi arasındaki yer değiştirmesi 2 faktöriyel dersek, durum sayıları çarpılır. Genel çarpım kuralı. Permütasyonun bir öncesindeki konumuz. O halde cevap 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacaktır. Evet arkadaşlar, eğer bir şeyleri ayırmak istemiyorsanız bağlayacaksınız. Bağladığınız şeyi tek bir şey düşünüp diğerleriyle beraber birlikte sıralama yapacaksınız. Bu bir çözüm tekniği. Diğer sorulara bakalım. Beşinci sorumuz, 3 tane matematik, 5 coğrafya, 4 farklı felsefe kitabımız var. Matematik kitapları yan yana olmak şartıyla. Biraz önceki anne babanın yan yana olması gibi. Dolayısıyla M1, M2, M3 bunları yan yana istiyoruz. O zaman bunlar bir kitap. Diğer kitaplar artık işte coğrafya 1, coğrafya 2, felsefe 1, felsefe 2 bunların hepsi özel bir koşulu yok. Hepsi yan yana duruyor. Arkadaşlar burada 5 tane, burada 4 tane, bir tane de bunlar. Şu an burada toplam yan yana kaç tane kitap var? İşte 5 coğrafya, 4 felsefe, 1 tane matematik. Yani 10 tane kitap. O halde bu 10 kitabı yer değiştiriyoruz, 10 faktöriyel. Şimdi bitti mi? Hayır. Çünkü bu 10 faktöriyelde her sıralamada şu bir tane dediğimiz matematik kitapları kendi arasında yer değiştirdiğinde yeni bir sıralama yapacak her seferinde. O zaman bunların durum sayısını 10 faktöriyelle çarpacağız ve sonucu bulacağız. 3 kitap kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanır? 3 faktöriyel. Cevabımız 10 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Evet, mantık bu. Bu mantık devam ediyor. Anne babayla başlayan soruların işte farklı versiyonları. Benzer bir soru. İşte kimya, fizik, geometri kitaplarımız var. Aynı tür kitaplar. Biraz önce sadece matematik kitaplarıydı. Ama şimdi aynı tür kitaplar. O zaman şöyle, kimyalar yan yana. Bir kitap gibi düşünürüz. Fizikler. 5 tane fizik çiziyoruz. Aslında F1, F2 demek istiyoruz. Bunların hepsini, bunların arasında kimya kitabı girsin istemiyoruz. Dolayısıyla bağlayacağız. Tekniğimiz bu. Geometri. 4 tane de geometri kitabımız var. Şimdi o zaman bunları birer kitap düşüneceğiz dediğimize göre. Şu anda aslında yan yana 1, 2, 3 tane kitabı sıralıyorsunuz. O zaman kafadan şöyle başlıyoruz. 3 faktöriyel. 3 tane faktöriyel yapınca sadece şu grupları kendi arasında sıralamış oluyorsunuz. Ama ne dedik? Her biri kendi arasında farklı sıralanışları var. Bu da durum sayıları çarpılarak toplam durum sayısı bulunur demiştik. Kimya kitapları için 3 faktöriyel. Bu sefer fizik kitapları da kendi arasında sıralanır. Baştaki 3 faktöriyelin içerisinde bunların kendi arasındaki sıralaması henüz söz konusu değil. O halde çarpı 5 fizikten dolayı 5 faktöriyel. 4 kimya geometriden dolayı 4 faktöriyel. Arkadaşlar burada şu tür oyunlar oluyor. Yani evet cevap bu. Şıklarda böyle şeyler yazabilir. Ama küçük oyunlar var. Bir tane örnek vereyim. Soru çözümlerinde karşımıza çıkarsa devamlı tekrar benzerliğini yapabiliriz. Örneğin 3 faktöriyel nedir? 6. 6 çarpı 5 faktöriyel nedir? 6 çarpı 5 faktöriyel. Şurada bir incelemeye çalışalım. 6 çarpı 5 faktöriyel. 6 ve geriye doğru 5, 4, 3, 2. O zaman 6'dan geriye doğru 1'e doğru bütün çarpanlar 6 faktöriyel. Dolayısıyla şurayı şıklarda böyle görmek yerine, göstermek yerine 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Siz soruyu çözdünüz. Aslında şurada bitti soru. Ama bu görüntüyü şıklarda bulamıyorsunuz. Bunu görüyorsunuz şıklarda. Yani böyle küçük oyunlar olacak. Dikkatli olacağız arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuzda devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, bu soruyla sorularımız bir level atlamış oldu. Olacak. Şimdi göreceksiniz ne demek istediğimi. 3 kız 7 erkek aynı cinsiyetten 2 kişi yan yana olmamak. Yani 2 kız yan yana ya da 2 erkek yan yana 3 erkek ya da 4 erkek yan yana olmayacak. Şimdi burada bir sonraki soruda da sayılar, durum sayılarıyla ilgili tiyolar vereceğim. Burada durum sayısı fazla olan önce erkekleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü erkek. Bu erkekleri, kızlar şu an piyasada yok. 4 erkeği yan yana sıraladı desem ne yaparız? 4 farklı.
Şimdi arkadaşlar kızları sıralamaya çalışıyoruz. Nasıl? Şimdi şuradaki boşluğu bir kişilik gibi düşünün. Yani buraya iki kız girmeyecek. Ben burayı bir kişilik bir koltuk gibi hayal etmek istiyorum. Burayı da öyle. Burayı da öyle. Burayı da ve burayı da. Şimdi buralara birer kişilik kontenjanlarımız var. Buralara şimdi bu bahsettiğimiz üç tane kızı yerleştireceğiz. Nasıl? Mesela kızlardan birini şuraya koyduğumuzu düşünün. Birini buraya koyduk. Birini de buraya koyduk. Arkadaşlar. Aynı cinsiyetten iki kişi yan yana olmamak üzere. Sizce bu durum söz konusu olabilir mi? Hayır. Neden? Evet, kızlar asla yan yana değilmiş gibi gözüküyor. Peki şuradaki erkekler? Demek ki arkadaşlar kızları koyacağımız yerler her boşluk olamaz. Neresi olabilir? E1, E2, E3, E4. Biz 4 erkeği 4 faktöriyel sıraladık öğretmenim. Ama kızlar için kontenjanlarımız mesela şurası olursa ya da şurası olursa tehlikeli bir durum oluyor. Neden? Kızlardan biri buraya gelince diğeri buraya da yan yana bile gelse diğer erkekler yan yana gelebiliyor. Yani aynı cinsten iki kişi yan yana gelmiş olabiliyor. O halde baştaki ve sondaki ucu kapatırsa sadece şurası bir kontenjan, bir tane burada, bir tane de burada. Baştaki ve sondaki yok. Şimdi bu durumda kızları K1, K2 ve K3 koydum. Sıraladım. Hocam K2'yi buraya alacağım. Kız 2, birinci kız K1, bu da K3. Yerlerini evet değiştirebiliriz. Zaten 3 kızın yerlerini değiştirerek sıralayabiliriz. Peki bu sıralamaların hangisini yaparsanız yapın, ne 2 erkek ne de 2 kız asla yan yana gelemez. Buradan çıkan sonuç ne oldu? Kızlar kendi arasında şu 3 boşluğa 3 kişiyi sıralıyorsunuz. 3 koltuğa 3 kişiyi sıralıyorsunuz. Arkadaşlar bu 3'ün üçlü permütasyonudur. Yani üçlü 3 faktöriyeldir. O halde ne yaptık? Önce erkekleri sıraladık 4 faktöriyel. Boşlukları, kontenjanları kontrol edip kızların sayısına göre yerleştirdik arkadaşlar. 3 kızı yerleştirdik. Durum sayıları çarpılarak tüm durumların kaç farklı şekilde sıralanabileceğini bulmuş olduk. 24 çarpı 6 yani 144 farklı şekilde sıralama yapılabilir. Önemli bir soru çözdük ve sıradaki 8. sorumuzla devam ediyoruz. Bakın burada sayılar değişti. 4 kız 4 erkek oldu ama aynı soru. Aynı cinsiyetten 2 kişi yan yana gelmeyecek. Aynı soru. Ne yapalım öğretmenim? E1, E2, E3, E4. Erkekleri sıralayalım. Burada hangisini önce sıralayacağımız çok önemli olmadı. Çünkü kişi sayıları aynı. Bir önceki soruda fazla olanları önce sıralayın diye bitiyor vermiştik. Evet arkadaşlar. Burada 4 erkeği sıraladık. 4 faktöriyel. Yani. Şimdi kızları nereye koyalım? Şuraya birinci kontenjan. Buraya 2, buraya 3, buraya 4 yaparsak K1, K2, K3, K4. Bu durumda hiçbir herhangi iki kız ya da herhangi iki erkeğin yan yana gelip gelmeyeceğini kontrol edelim. Evet, bu durumda asla aynı cins yan yana gelemiyor. O zaman kızları ne yapalım? 4 kontenjan, 4 koltuk, 4 kız. O zaman 4 faktör yani. O halde öğretmenim bu birinci durum. Ne demek birinci durum? Bence bu soruyu tam anlamıyla çözmedi dememiz lazım. Neden? Kızlardan biri şu başa gelemez mi? Kontenjan olamaz mı? O halde şöyle yapıyoruz. E1, E2, E3, E4. Öğretmenim biraz önce kızları buradan başlattık. 4 kontenjan koyduk. Ben şurayı birinci kontenjan olarak alırsam. Şimdi buraya 4 tane kızı yerleştirirsem. Burada yapacağım hiçbir sıralama. Bakın K1, K2, K3, K4. Burada yapacağım hiçbir sıralama. Buradaki sıralamaların hiçbiriyle aynı olamaz. Çünkü burada kızlarla başlıyor. Kesinlikle kızlarla başlıyor. Ha buraya K2 gelebilir, K1 gelebilir, K3 gelebilir. Önemli değil ama başta mutlaka kız olacak. Ne oldu? Önce erkekleri 4 faktöriyel sıraladıktan sonra yeni 4 kontenjana kızları sıralayarak 4 faktöriyelle yeni durumları bulduk. Sonuç ne? Ya bu şekilde sıralayacağız, bu kadar adet, ya da bu şekilde sıralayacağız, kızlarla başlayarak sıralayacağız. Yani ya da dediğimize göre, yani 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel artı yine bu. O zaman aynı şeyi 2 kez toplamak çarpı 2 demek. Önemli, ciddi bir soru daha çözdük arkadaşlar. Devam ediyoruz. 9. sorumuz.
Anne baba 5 çocuktan oluşan bir aile yan yana fotoğraf çektirecek. İki uçta birer çocuk olacak şekilde. Yine bir level daha atladık. İki uçta birer çocuk olacak. Biraz daha hafifçe zorlaşıyor sorudan. Peki şimdi okuduğumuzu Türkçe'yi böyle bir görsel zekamızı tetikleyecek şekilde bir açalım, yani çizmeye yazmaya çalışalım ki direkt cevap bakarak vermeye, işte şu faktöriyel çarpı şu faktöriyel. Yani bunu okuyarak cevap vermek herhalde bir üst düzey bir çözüm olacak. Olur yani. Şekillendirelim. İki uçta birer çocuk. Ç1 işte Ç2. İki uçta birer çocuk. Burayı sabitleyelim. Anne baba 5 çocuk. Toplam 7 kişi var. Pekala, beraber fotoğraf çektirecek. Şimdi ne oldu? Anne baba yan yana şartımız var mı? Hayır, yok. Kaç fark çekti? Şimdi şuraya anne geldi. Çocuklardan biri geldi. Ç3 geldi. İşte baba geldi. 5 çocuk var. 3, 4. Şurada 5'in çocuk. Şimdi şurada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kişi var. Ç1 ile Ç2 başta. 2 uçta birer çocuk var. O zaman ben burada 4 kişiyi, bunları başta sabit tutacağıma göre, şu 4 oluşan, pardon, 5 kişiyi yan yana değiştirerek bir sürü yeni sıralamalar yazabilirim. O halde şöyle bir şey çıktı. Arada kalan 5 kişiyi dilediğim gibi sıralıyorum. 5'in 5'li sıralaması. Arkadaşlar 5 faktöriyel. Ama bence soru bitmedi. Neden? Çünkü işte burada Ç1 ile Ç2'yi sabitlemiştik. Öğretmenim başa Ç3, Ç2 gelebilir. O zaman araya Ç1 ile Ç2 gelip yine 5 kişi sıralanabilir. Evet, bu 5 faktöriyelin içerisinde içeriye kalan kişilerin hepsinin sıralaması mevcut. Ama baştaki 2 sıralama şu an bu 5 faktöriyelin içerisinde değil. O zaman durum sayılarını çarpacağız. Baştaki ve sondakinin durum sayısını nasıl algılamalıyız? Bir kere buraya kesinlikle çocuklar gelecek. Peki kimlerin arasından çocuk gelecek? Kaç çocuk arasından? 5 çocuk arasından. 2 çocuğu alacağız. Başa ve sona sıralayacağız. Aslında burada Ç1, Ç2 olabilirken Ç2, Ç1 de olabilir. O halde şu anlama geliyor. Yerleştirdiğimiz iki yer kendi arasında yer değiştirebilir. Sonuç, 5 çocuğu ikili şekilde yerlerini değiştirerek sıralamak. Yani 5'in ikili sıralaması. Yani arkadaşlar permütasyon 5'in ikili sıralaması. Evet, bu 5 faktöriyel neydi? Arada kalan 5 kişinin kendi arasındaki sıralamasıydı. Ama bu baştakileri nasıl düşünerek hallettik? 5 çocuğun herhangi 2 tanesini alıp yerlerini değiştirerek sıralama. Bir buraya, bir buraya. Dolayısıyla cevabımız 120 çarpı 5'in ikili permütasyonu 5'ten 2'ye 2 adet 2 çarpan geriye doğru yazıyoruz. 5 çarpı 4 yani 20. 20 çarpı 120 2400. Oldukça fazla. Evet arkadaşlar, bu videonun sonundayız. Bir sonraki videomuzla devam